Poterci. Kirkor amcamızın yanına geldik. Burada acayip bir yağmur yağıyor. Bugün neredeyse 40 günü geçti. Çok mükemmel yağmur yağıyor. Son 10 yıldır böyle yağmur biz Brezilya'da görmüyorduk. Ben ilk geldiğim günleri hatırlıyorum arkadaşlar. Ve de baksana her tarafımız ıslandı. Motordan geziyoruz abimizden birlikte. Az önce söyleme sahip baklava yaptık. Dondurma yedik. Dondurma üstü. Baklava üstü dondurma yedik. Sonra buradan da Kürkür amcamızı ziyaret edelim dedik. Yanına leblebi getirdik. Baklava getirdik. Şimdi hep birlikte Kürkür amcamızın evini ziyaret ediyoruz. Oy! Evet, cam açık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Kürkür amca! Kirkur amca. Evet, cam açık arkadaşlar. Kirkur amca. Herhalde arka tarafta bahçede bizi duymuyor arkadaşlar. Hava mükemmel. Böyle aralıksız böyle saatlerce yağmur yağdı. Hava yeni yeni açıyor arkadaşlar. Bak görüyor musunuz? Orada bulutlar biraz bitmek üzere. Mükemmel bir hava hissediyoruz ciğerlerimizde. Çünkü Brezilya'da doğalgaz yoktur, kömür yoktur, ısınma derdi yoktur. Yani kalorifer, gaz, soba hiçbir şey yanmadığı için şofbenler burada hepsi elektrikli olduğu için. Ah, amcamız açtı. Selamun aleyküm. Benim ben. Nasıl ki? Benim ben. Ya benim ben. Benim ben. Nasıl? Nasılsın? Kadir getirdim baklava. Getirdin baklavayı. Getirdin baklavayı. Anahtarı aldık mı babacığım? Aldık. Şapka yasana benim sağ zahmet abicim. Nasılsın? İyi misin? Bombo. Yok öyle demeyelim ya. Tövbe sarıla tövbe. Bombo denir mi ya? Yağmur yağıyordu. Yağmur. Merhaba Kirkor amca, nasılsın? Turgut ben, Türkiye'den. Nereden geldi bu? Türkiye'den. Türkiye. Maşallah, hangi memleket? Memleketim nerede diyor dayı? Eskişehir'de ama Burhaniye'den geldi. Eskişehir. Burhaniye. Nereden? Eskişehir. 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 Sim. Girelim abi, içeri şapkayı da tamam abi, şapkayı götürürler dışarıda ya. Sen onu niye oraya koymaya çalışıyorsun ki, anlamadım. Kim götürecek burada lan? Ya alışkanlık yapmış işte, herkes artık töpe töpe şey gibi görüyor. Baklavasını koyalım. Evet, içeri giriyoruz. Müsaadenizle, neyseniz. Evet. Oo, görüyor musunuz cezvemizi? Cezvemiz var. Parisimiz var. Oo. Oo, çaydanlığımız da var. Evet arkadaşlar, bugün yine Kirkır amcamızla beraberiz. Nasılsın Kirkır amca? El salla, el salla. Şu şeyi çıkarsın abi. Tatlımızı verelim abi. Bu çıkar abi, oraya koy öbürünü çıkar abicim. Bak, bugün baklavalarımız geldi. Bir arkadaşa ikram etmiştik de onu. Dondurma yedik de. Ah, üstüne koy. Maş, üstüne koy şeyle. Ah. Şöyle iyisin. Allah'ını seveyim senin. Nasılsın? 2-3 haftadır böyle görüşemiyoruz. Nasıl güzel Evet. oldu abi, bildiğimiz Türkiye mi ya? Evet abicim. Bildiğimiz Türkiye mi ya? Aynı yapılmış ya, aynı tarzda. Geniş odalara bak. Evet abi, şu masanın büyüklüğüne bak, arkanın bahçenin aynı Türkiye. güzelliğine bak. Her şey Türkiye'nin panolardan var. Görüyor musun bak? Hı? Papyrus, papyrus panolar bak. Evet. Benim yaptığım. Abi burası bir tarih kokuyor. Ben böyle geliyorum, böyle 2 hafta bir, 10 günde bir geliyorum abi burayı. Tamam. Kültür, Türk kültürünün olduğu gibi. Ya bu da muhabir mi? Yok, muhabir değil. Leblebi. Leblebi. Ya. Kirker amca, leblebi. Çok seviyor musun? Arnavutlar yapardı İstanbul'da. Tabii evet. Kavurular da yapardı. Arnavut ama daha getirdim. Büyük olur. Tabii büyük olurdu onlar o zaman. Çıtır da daha iyi çıtırlı yaparlar. Bunu burada mı yaptı, oradan mı? Arnavut'tan getirdi. Türkiye'den, Türkiye'den gelme. Türkiye'den getirdik. İstanbul'dan. Teşekkür ederim. Ne demek ya? Biz teşekkür ederiz.
Ne yap, çamaşır mı yıkıyordun? Ne yapıyordun? Bulaşık mı yıkıyordun? Teyze yok mu? Bunun eşi falan abi. Yok abi, rahmetli oldu. Yani. He. Tamam. Yeni mi geldin yoksa çoktan mı? Bir ayı geçti Kirkör amca. Kaç sene? Bir ayı geçti, yeni geldim. Sana. Bir sene. Yok yok, bir ay, ay. Daha ay oldu. Ay. Bir ay. Bir buçuk sene. Yok. Ay, ay. 30 gün, 30 gün. 30 gün. 30 gün. Si. Bir ay. İyisin. Bir ay. Evet. Ya senin gözüce... Gitmeye mi geldi, gitmeye mi geldi? Sor, sor, sen sor. Sen sor. Şimdi biz sen burada iş için geldik. Benim kulaklar. Evet. Ben şöyle yakın oturayım sana. Baptan. Ya hem iş için geldik, iş için geldik. Ne iş yapıyorsun sen? Ben doktor musun, mühendis misin? Turizmciyim ben, turizmci. Ne iş yapıyorsun? Otel teknik müdürüm ben, teknik müdür. Anlamadım. Turizm. Yemek yapıyorsun, yok. Yok. Aşçı başı yok. Teknik adam, teknik. Teknik, elektrikçi. Teknik size. He, iyisin. Teknikçi. Ah, değil. Tamir, elektrik. Ha, elektrikçi. İyisin. Hem de... ya şu kulaklığını tak tak, kulaklığını tak. Ver, ben takacağım, ben takacağım, ben takacağım. Kafamı zıngırdıyım. Ya ben takacağım, ben takacağım. El sanatları yapıyorum ben böyle, el sanatları. Bu resim yapıyor. Kalmaya mı geldin, gezmeye geldin? Kalmaya geldim. Familya var mı, yok? Var var. Onların bir kısmı burada mı, orada mı? Orada. Orada 2 ay sonra eşim gelecek kısmet ha. Olursa. Sonra gelecek. Sonra. Balıkesir'i bilir misin, Balıkesir'i? Balıkesir'i biliyor musun, Balıkesir'i? Ya anlamadım. Edremit, Balıkesir biliyor musun Kirtor amca? Edremit, Balıkesir. Balıkesir, balık. Balık? Balıkesir. Balıkesir. İyisin. Askerlik yaptım ben orada. Balıkesir. Orada oturuyorum ben. Burhaniye'de. Burhaniye'de askerlik yaptı. Askerlik yaptım 3 sene orada. Burhaniye'de. Balıkesir, Bandırma, Burhaniye. Karacabey. Karacabey, Bursa Karacabey. Karacabey, alt yeri. Alt yeri, haraların olduğu yer. Haralar var orada. Evet. Tam Türk ya. Az güzel bir okuması var, göreceksin ya, senden benden güzel okuyor. Balıkesir'de ordu var, kol ordu vardı. Kol ordu var, Bandırma'da, evet. Bandırma'da hava üssü. Bandırma'da var. Tümen vardı, Bursa'da kol ordu kol vardı. Ordu vardı evet. 30 ay, 3 sene. 3 sene, o zaman 3 sene. 36 ay değil mi? Evet, evet, 36 ay. Babam da 4 sene yapmıştı. Evet. Maşallah, maşallah, iyisin maşallah. Ama Kirkor amca, aynı Türk evlerinin aynısını getirmişim, kurmuşum burada. Aynı kültür devam ediyor. 31 kuruş aylığımız vardı. Askerde. O zaman 31 evet. Kuruş. Bir pakette sigara verdi. Ya, asker sigarası. Bitlis. Yok, asker sigarası vardı ama. Oo. Beyaz. Sen yaptın mı asker sigarası? Yaptım. İzmir'de yaptım, İzmir. İzmir güzeldi. Havacıydım ben. Özgür çok güzel. Çok para kazandım ben askerde. Fermuarlara bot dikerdim. Botlara fermuar dikerdim. Çok tatlı bir amca. Ben videosunda istedim. Arkasında böyle bahçeli bir ev var. Arada bir de ikinin de odası var. Çocukların maket odası var. Orada Mahmut Paşa. Var kardeşim var orada. O maşallah. Dükkan var Mahmut Paşa'da. Maşallah. Mahmut çok güzel. Babam rahmetli benim. 4 tane dükkanımız vardı. Varlık vergisinde kaybettik hepsini. Değil mi ya? Çok acı. Varlık vergisi mi? Neden? He? Neden? Zorunlu yaptılar abi, işte Rum kökenli vatandaş. Varlık vergisi geldi garim üstüme. Yahudi'ye, Rum'a, Ermeni'ye. İş? Tabii, üçünü de götürdüler. 1950 yılında. Hatırlamıyorsun 1939'dan mı 40'tan mı ne yaptılar? 44'ten sonra 50 işte. Şükrü Saracoğlu. 50. Kolonya. O zamanlar abi gayrimüslimlere işte böyle bunlar çok zengin oluyor, servet yapıyorlar diye böyle ikilemli bıraktılar. Reis Cumhur İsmet İnönü'ydü. Evet. Saraçoğlu şeydi, Maliye Bakanı'ydı Saraçoğlu. Şimdi Fenerbahçe
Torunum. Fenerbahçe Stadyumu stadı var ya işte, onun adını verdiler ona. Senin ismin ne? Turgut, Turgut Kazan. Turgut. Ne? Turgut. Turgut, Turgut. 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 Ha? Turgut. Uygun. Evet, Turgut. Bak dur, yazayım buraya, dur yaz. He, görüyor, dur. Dur, dur, yazacağım ben bunu. Yaz. Bir görüyor, güzel görüyor, maşallah var. Maşallah. Gözlüğü takar. Gözlüğünü taksın abicim. Gözlük takalım abi. Ne vereyim abime? Turgut. Turgut. Cevizi baklavayı çok seviyor. Fıstıklı yapıyorum, cevizi seviyor. İşte böyle. Mahmut Paşa'nın babam, babam benim köy öğretmeniydi. Köy öğretmenleri vardı ya, eski köy öğretmenleri. Babam, benim babam. Köy benim öğretmen, baban. Köy öğretmenleri vardı, eğitmenler. Nerede? Türkiye'deyken öğretmendi benim babam. Mahmut Paşa'dan giyinirdi böyle sizin orada. Orada Eskişehir'de mi baba? Abi canım Eskişehir'de. Öğretmen olduğu için böyle partiselerini, o kalın abalarını, abaları oradan Mahmut bizim Paşa'da. Bizim beden Ankaralı. Heh, tamam işte. Tam beden Ankaralı. Anam da Kayseralı. Evet. Yalnız anlat. Yaşıyor abi hep? He, yalnız yaşıyor. Baklavacılığı bıraktı, muharir oluyor. Gazetelere veriyor. Muharir ol, muharir derler. Muharir. Gazeteci. Bu sosyal medya da güzel programlar, şeyler çekiyor, videolar. Tanıtıyor işte seni böyle tarihe yazıyoruz. Hatıra olsun, hatıramız olsun. Allah başımızdan eksik etmesin. Çok emeğim var. Türkiye'ye, her şeye zamanında. Hikayeni dinledim yani, hikayeni dinledim. Sevdin mi Kolonya'yı? Onu böyle şişe fıs fıstan olmaz. Bu dökeceksin böyle, özel cam şişe abi. Ya nerede bulayım abicim? Cam şişeye koyup getireceksin ki tütün kolonyası. Bulamadım abi. Bir daha esas tütün yedim. Kolonyasını seversin değil mi? Kolonya, kolonya, tütün kolonyası mı seversin? Tütün kolonya, kolonya. Kolonya, kolonya. Kolonya mı? Alkol değil mi? No, kolonya. Alkol yüksek işte. Değil, kokmuyor işte abi. Bizim eski tarz. Ya bu geçen gün bize çocuk yapıştırmış. Limon koy. Alkol diye. Evet. Alkol diye geçirmiş. Ya abi limon Brezilya'dayız abi. Elimizde imkanlardan yapıyoruz işte ya. Eve girdiğinde hırsız girmişti. 5 kilo kolonyam vardı. Valla. Ya oturdum ailesine geldi ya. Kolonyaya üzülüyorum ha, düşünsene. Hırsız geliyor, kolonyayı götürüyor, ona üzülüyorum. Demedin abi biz bundan böyle bu Türklerle böyle bir birliktelik şey yapalım öyle. Ya abi Türk kimse. Türk serisi yapalım. Kimse abicim uğraşmıyor acaba benden başka. İşte o yüzden abi ben senin desteğini almaya geldim. Ben hem seninle de gezip onlarla tanışma istedim. Bir gün konsolosluğa gidelim. Kirkoğlu'nda gidelim mesela, abi. Konsolosluk iyidir ya. Konsolosluk yazmış. He. Bir amcamız var yani. Vefat etti evet. E ne? Kirkoğlu amcamın nesi var yani? İlla gayrimüslim diye mi gelmiyor? O da Türk vatandaşı yıllarca. Tabii canım, vatandaşı var. Askerlik yapmış ya. Askerlik yapmış adam 3 yıl ya. Tabii canım. Abi Türkiye'yi seven, Türkçe konuşan herkes abi, kardeşimizdir. Türkiye'ye bak, olduğu gibi her yer Türk kokuyor ya. Abi Türkçe konuşan, Türkiye'yi seven hepimiz kardeşimiz. Bak İstanbul hepsi... ya İstanbul bak. Kardeşimizdir. Kardeşim Mahmut Paşa Dağı diyor. Bak koksana abi, bak İstanbul bak. Görüyor musun? Her yer İstanbul resmi. Bak Kız Kulesi karşıdaki. Evet. Hatta İstanbul var, Kanada var. Bak, Kanada var. İspanya var. Evet. Meksiko. Bak şu nazar boncuğu fil kültürü Türk kültürüdür. Yani bereket, bereketi anımsatır. Mesela şu küçük küçük şeyler bak, biblolar. Hep Türkler eski şeylerin, Türk adetinin, örfünün getirdiği şeyler. Avizeler. Şu avize bile eski Türk. Tabii canım. Her evde avize olurdu. Sarışık. Ya. Evet Kirkor dedemiz. Anlat. Falan. Konuş konuş. Ayı. Konuş, 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 anlat. Anlat diyor, anlat. Uçuyorsun gene. Ya Allah'ını seversen. Konuş, ne konuşalım? Geçmişi eski konuşalım. Türkiye'yi anlat bana, Türkiye'yi. Yani eski zamanları anlat. Kaç yıl İstanbul'da kaldın sen? Kulaklık, ne de kulaklık?
Lütfen. İstanbul'da kaç yıl kaldın Kirkor amca? İstanbul'da kaç sene yaşadın? İstanbul'da? He. 30 sene. 30 sene. Kaç yaşında geldin buraya? He? Buraya? Abi büyük hikaye çok karışık. İşte anlat onu. Anlat işte onu. Hikaye çok karışık. Anlat anlat. 90 diyor. Allah'ını seversen anlat. Yani tarihe kayıt düşüyoruz işte. Senin gibi bir insanın, tarihe not düşelim diye videoyu alıyoruz. Abi çınar ağacı gibi adam 100 yaşında neredeyse Hacı abi ya. Maşallah. Ya önce bu kulağı güzel duyuyordu, konuşuyorduk. Ben çok sohbet ettim. Hiç aklıma kayıt yapmak gelmedi. Bu YouTube mutlu benim. Arjantin'de çok arkadaşım var. Vardı. Vardı. Askerlik arkadaşları. Mektep arkadaşları. Hep Arjantin'deydiler. Gittim Arjantin'e gittim. Şimdi Arjantin'e nasıl İstanbul'a giden İstanbul beyefendileri derler diye abicim. Arjantin de buranın efendi memleketi. Metin abi, Mark amca, Kirkor amcam buraya gelmese bir bayanla evli olup eşi buralı mı? Eşi buralıydı evet. Ondan işte yani aşk. Hayır, burada dayısı vardı, amcası vardı. Amcasının yanına geldi. Evet. Burada akrabası var diye onun yanına geldi. Orada da kaldı, burada da burada kaldı, evlendi. Eşiyle zaten bir kez Türkiye'ye gitti Hacı abi zaten. İki tane oğlu var. İşte değil mi? Buraya amcası var diye geldi. Türkiye'de var mı bu hastalık, bu ne? Boktan hastalık. Var olmaz mı? Var, var mı? Var, var, var. Üç tane iğne vurundu. Var, var, var. Var mı? Var, hasta, var, hastaneler. Var. Ama işte herkes aşı oluyor. Aşılarını düzenli yaptırıyor. Amca sen aşı olmuş muydun? Aşılarını yaptırdın mı? Anadolu var mı? Çok İstanbul. Hayırdır? İstanbul tarafında daha çok. Anadolu'da var mı? Var, var, var. Anadolu'da da var. Var, her yerde var. Her bütün Türkiye. Dünyada. Dünyada var. Ha. Veba gibi, veba. Sen aşılarını oldun mu aşılarını? Oldun mu aşılarını? Oldum, 3 sefer. 3 tane, tamam, maşallah. Okey. Ama sen orada oldun, burada değil. Ben sonunu burada oldum. Geçen 10 gün önce oldum. 3.'yü ben burada. Ha, burada. 2 taneyi orada oldum. 1 taneyi burada oldum. 3. Ben sağ de bu sefer oldum. Bu konuda da Metin abi destek burada aldı. Sus var burada. Sus. Evet. Sus mu geldi buraya? Bura mı geldi, sen mi gittin? Geliyorlardır abi. Evlerde de geziyorlar. Ya ben biliyorum, gidip yine seyirci. Burada sus var. Ben otelden gittim. Otelden oradan buradan sıkıntı oldu. Sağ olsun Metin abi. Ama işte anlatacağım. Anlatamıyorum. Bağırı bağırı da her şey. Bağırı bağırı ne? O da şimdi seyircilere de böyle ben bağırdığım zaman abi sen Türkçe bilmiyor musun diyor. Abimiz, dedemiz kulaklık kullanmayı sevmediği için sakladı, bana da vermiyor. Bak dur bir şey diyeceğim. Söyle. Söyle. Nerede kaldın? Söyle. Konuş konuş. Evet, dilsizler gibi konuşacağız. Ya alem adası tümü sorulu tümü. Ağzına laf olmak için. Leblebini getirdik de bayıyoruz sana. Ya Allah'ını seversen dedem. Ya ben sana leblebi getirdim, tamam. Leblebi. Kafa çalışmıyor. Durdu. Durdu mu? Durdu falan. Çalışmıyor. Tamam peki. Senin... Maşallah iyisin, iyisin. Bazı oğlumun ismini unutuyorum. Karımın ismi. Kafa çalışmıyor artık. Olsun. 90'lı geçtik. Maşallah. 100'e geldik. 1925 doğum. Maşallah, maşallah. 22'deyiz abi, 97 yaşında. 25 doğumlu, 1925. 1915, babamdan 10 yaş küçük. Düşünsene abi ya. Dile kolay, 97 yaşında. 3 sene sonra doğum günü, yüzü kurtlayacağız inşallah. Hanımı düştü, şeyini kırdı, özür dilerim. 10 yaş küçükse, babam oldu, 105. 97 yaşında maşallah var. 110. 2022 yılındayız arkadaşlar. Turgut abimizi tanışmaya getirdik. Tatlısını getirdik. Leblebisini getirdik. Ara sıra yaş itibariyle işte diyorum ya, unutuyor. Ben önceden bana çok hatıralarını, çok anılarını anlattı. Fakat hiç o zaman çekmeye aklıma bile gelmedi. Düşünmemiştim bile. 12 sene önce 12 sene önce tanıştım ben abimizden. Abimiz beni konsolosta görmüş. Ben hatırlamıyorum. Sonra 29 Ekim resepsiyonunda 2009'da 2010'da konsolos açmıştı, pardon. 2010'da
Sonra şeye geldi bu. Şeye geldi sen sonra. Parizopolis'e geldi abicim. Kapının kenarında duruyor masum masum. Farkına da varmıyor. Bir de kıyafet de bizim duvarın renginden yeşilimsi gibi. Çeketten gelmişti. Aki. Ben de bakıyorum ya bu kim niye bakıyor? Dedim. Oy dedim. Ne oy istedi? Selamun aleyküm dedi. Ne kurban olayım ya. He. Özetir, ya dedi 2 gün sonra yavrum oldum bana dedi. Evet, kendisi kendisi ne o istiyorsun dedi. Selamun aleyküm dedi. Ben de 2 günde yavrum oldum dedi. Yok abi estağfurullah dedim. Neden bilmem sen Türkçe bilmem. Beni hatırladın mı? Özür dilerim hatırlamadım dedim. Ya konsolosla karşılaştık ya dedi bana. Maşallah bir yürüyor bir ediyor. Maşallah. Yani o zaman da 90 yaşındaydı yani. Ha. Gene iyi yani. Ha, 89'du 88 miydi neydi hatırlamıyorsam. Ya ben unutuyorum abi amca hatırlıyorum. Yine iyi abi. Yalnızlığı olmasa bu abi, daha taze durur. Konsolosluktan adresimi almış gelmiş. Ya. Rica etmiş. O zaman senin eve geldi değil mi bu? Hani videonda da öyle bahsetmiş. Evet fotoğrafı da var hatta bende mutfağımda 12 sene önce 12 sene, 10 sene önce. Bir de konsolosda karpuzcuydu soy ismini unuttum. Çok efendi bir konsolosumuz vardı. Çok kibardı. Allah razı olsun. Soy isminde karpuzcu. Karpuzcuydu. Ali Karpuzcu mıydı bilmiyorum. Unuttum özür dilerim. Araştırırız bakarız kimse. İlk buranın konsolosuydu. Konsolosu bulurum ben onu. Google'dan bakarım. Çok efendi, çok saygıdeğer bir insandı. Ona da selam söyledim. Abi konsolosluk bizi arardı, hal hatır sorardı. Ya beni değil bir bakıyorum abi konsolosluk bizi aradı, hal hatır sordu. Yaşıyorsa Allah razı olsun. Bak 10 sene geçmiş. Arkasından güzelce kibarca diyoruz. Arıyor soruyor diyoruz. Bak bizi o zaman konsolosluk yani bizi arıyor soruyordu. Şimdikiler tabii nerede abi, yani? Milliyetçilik duyguları yani konsolosluk şimdi, olarak Türkiye'yi temsil bizi Metin abi ne iş yapıyorsunuz? Bize numaranızı bırakın. Bir şey olduğunda bizi arayın. Şimdiki konsoloslukları arıyoruz. Arıyorlar ulaşamıyoruz. İnşallah ulaşılıyordur. Şimdiden o uzun zaman. Yapmak lazım Metin abi sayende bunu başaracak. İnşallah. Mesela geçen gün şikayet etmiyorum. Konsolosun numarası var. Abi ben konsolosun numarasını verdim yurt dışına. Ara dedim abicim sana $1000 vereceğim dedim. $1000 ya. $1000 vereceğim dedim. Abi çıkarsa biri açar. Çıkarsa birisi açarsa dedim. Açmadı abicim. Ha. Abi açmaz dedim. Açmaz dedim. Ya bizzat şahsen mi geliyor? Abi ya. Niye açmıyor? Ben de çözemedim. Bak şikayet vallahi şikayet anlamında söylemiyorum. Hayır şikayet değil ya bu yani vatandaş olarak Gmail'den ulaşın diyorlar. Ben niye Gmail'den ulaşayım kardeşim ya? Zuhalimizi, arzumuzu söyleyeceğimiz merciyi, bizi temsil eden merciğimiz konsolosluk olmuş. Ya konsolosluk bizim yani, kardeşimizdi. Onlarda eksiklik olabilir ama. İnşallah düzelir ama. Ama önce böyle değildi. Önce böyle değildi. Önce biz telefon açıyorduk, ulaşıyorduk. Hatta konsolosluk beni 3-5 sefer aradı. Yani daha öncelerde. Ha, burada yani gurbet elde insanlar uzak yerde. Abi yok. Dikkat edin mi? Birbirinin kıymetini daha iyi bilmesi lazım. Konsolosluk vatandaşın değerini. Sizce burası gurbet mi abicim? Hayır canım hayır. Yani tabii ki çok ötesi bir yer. Yani büyük bir yer. Türkiye'den uzak bir yer olarak gurbet adlandırsan ama. Üç kıta ötedeyiz abi. Üç kıta ötedeyiz abi. Burası Latin Amerika abi. Adı üstünde Latin Amerika. Yani uçak yolculuğundan 13-14 saat geri gelebilen bir yer. Baksana Kirkor amcam burada yalnız olmasa, konuşsa, biraz konuşsan biraz daha hafızan daha tazeler seni aslında değil mi? Hani yalnızlığın biraz daha sana şey oluyor herhalde. Değiştim. Maşallah iyisin abi. Hatırlayamıyorum bir şey. Unutuyorum. Boktan, ihtiyarlık boktan. yalnız. Şimdi ben de 2 hafta bir geliyorum abim. Abi burası bir ara sık sık gelelim artık ya 10 günde bir gelelim. Ya bize yakın abi 10 dakika bile değil 5 dakika benim evim 15 dakika abicim. Bak ben 5 dakika arkadaşlar. Bak evinin böyle girişi böyle bu şekil. Ya işte şu görüyor musunuz arkadaşlar bu bizim motorumuz. Bu mu yağmur? Bahçeli. Yağmur felaket yağmur ya sen ne diyorsun abim ya. Ya ben böyle yağmur. Her gün yağmur yağıyor. Abi 40 gündür gibi yağmur yağıyor. Her gün yağmur yağıyor. Her gün. Bana dediler ki doğru düz yağmur yağmaz sıcak olur. Geldiğimden beri her gün yağmur yağıyor. Bereketli geldi genelde biz. Ha yağsın. Su eksilmez. Barajlar abi %10'a kadar düşmüştü. Suya bağlı. Evet. Barajlar dolmuş. Kantereyle dolu şey yok.
Barajlar dolu. Türkiye'de de kar çok var, çok soğuk. Türkiye'de kar çok bu senede. Türkiye'de Terköz var, Terköz Gölü. Terköz Gölü var ama kar çok yağmış, kar. Kar, kar yağıyor. Oo nasıl? Bir metre, bir, burada, bir metre. Burada. 1938'de böyleydi. Ya. Hatırlıyorum. Şimdi de böyle. Şimdi de böyle. Ya bizim pencereye çıktı, Topkapı'da oturuyorduk biz o tarafa. Ah, evet, bu, Kirkor amcamızın bulunduğu böyle ev, mahallemiz, sokağımız böyle, hepsi böyle ikişer katlı, yani bir katlı olsa bir giriş var, bir üst katlı var. Yani böyle bütün evler böyle bahçeli. Ama görüyor musunuz arkadaşlar, bak hep kafesli, 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 garajı kapalı, duvarlar örülmüş. Sadece Kirkor amcamızın evi böyle. Tarih ve mis gibi 1960 yılında Türkiye'den bura gelip 62 yıldır böyle burada yaşayan Kirkor amcamız 97 yaşında olup arkasından böyle de bu aradan da gidiliyor. Arkada bir bahçe var ve iki oda var. Onun üstünde de bir iki oda var. Normalde burada evlerde arkalarda ev olması hizmetçilerin evi diye geçer. Yanlarına böyle binalarda apartmanlar böyle yükseliyor, yüksek yüksek. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Ha böyle. Bir doğal bir Türk evi gibi bahçemizde çiçeklerimiz de gülümüz de var gördüğünüz gibi. Ha, bu da bizim yadigar motorumuz. Benim bir 11 yıllık motorum. 12'ye girdi artık 12 yaşında. Bonoç. Ha böyle. Kirkor amcamızın arabası. Ha böyle. Taşıdılar da Arnavutköy tarafına. Değişti mi abi? Ya abi değişti. Yeşilköy'den çıktı mı? Çıktı. Orayı kapattılar. Nereye gitti? Arnavutköy tarafına götürdüler, büyük havaalanına. Yukarıya, yukarıya, Karadeniz tarafına. İstanbul'da mı yoksa? İstanbul, İstanbul. İstanbul'da ama dışa da, dışa Karadeniz'e doğru. Trakya tarafına. Ha, o tarafa. Trakya mı işte Karadeniz tarafı mı? Trakya işte, Trakya. Trakya. Arnavutköy'de yok artık. No, no, no. Yok, no. Yok. Bina filan yok, hepsi. İki yıldır böyle kapandı. Hepsi o tarafa gitti, Kırkar amca. Bir tane daha var, Sapiya Gökçen'de, Kurtköy'de, Pendik'te. İki tane havaalanı var. İki? İki tane. Burası gibi. Guralyus'ta Konkonyas. İki. Orada da iki tane var. Sabiha Gökçen, İstanbul. İki tane var orada da. Atatürk Havalimanı'ydı. İsmini de değiştirdiler. İstanbul Havalimanı yaptı. Atatürk'ün adını da kaldırdılar. Onu silmek için. İstanbul'da o vardı. Kötünün iyisi oldu. Keşke değişmeseydi ama. Gene hadi İstanbul'da. Ama genelde Yeşilköy diyebilir. Bak eski insan nasıl hemen Yeşilköy. Hemen Yeşilköy diye. Hep sorar bana. Nasıl güzel yani. Hep sorardı. Yeşilköy Atatürk Havalimanı. Keşke de elinde kalsaydı. Yeşilköy 2 de diyebilirdik. Abi canım. Yok İstanbul da güzel. Şimdi yok, abi güzel İstanbul. İstanbul'un adı güzel. Markası yani. Olarak marka yaratılmış oldu. İstanbul'un ismi duymuş oluyor. Şimdi Havalimanı. Şöyle bir şey var acaba bak. Ben bir yandan da ama Atatürk geçiyor de İstanbul olması güzel oldu. Çünkü İstanbul'u dünya tanıyor bu set. Bilmeyenler de kalıyor. O bilmeyen bir nokta bile olsa onlar bile biliyor artık. Evet. Amcamız gidiyor. Ne anlatıyordun o güzel abi dışarıdaydı. Evet. Yok ses geliyordu. Benim motor benim. Motosikletle mi geldin? He. Abi bak adamım motosikletle mi? Evet evet. Motordan mı geldiniz diye, nasıl geldiniz iki kişi diye motorda yağmurda? Baksana ıslandık hep, ıslandık Kırkır amca, ıslandık hep. Bu var ya akıllı işte bu. Arabada çok trafik var amca. Çabuk gelemiyoruz trafikten. Multitransito, transito. Carro. Çok trafik var. Gidelim yavaş yavaş. Tamam gidelim. Biz gidiyoruz. Siz? Evet. Nereye? Evimize. Abi beni otele bırakacak Kirkor amca. Ben elini öpmedim seni, ben belini öpmek istiyorum. Ya usulü. Olsun. Ne ne? Ben papaz olmadım daha. Papaz değil ki bu. Türk usulü bilmiyorum ben öpmeyi Kirkor amca. Hocanın papazın elini öperim. Ya o böyle falan, o boş ver. Bu Türk usulü. Büyüklerimizin, dedelerimizin elini öperdik ya. Bilmiyor musun? Evet, Kirkor amcamızın yine güzel bir videosunu, güzel bir hatırasını tarihe geçecek bu videoyu. Hep birlikte paylaşıyoruz. Hadi, Allah selam verir. Hayırlı bir yolculuk. Hoşça kal, görüşmek üzere. Allah'a emanet ol. Tanrı korusun seni, Kirkor abi. Bu ne bu? Bu ne? Bunu gördüm arkadaşlar. Kolonya galiba. Bu ne?
Kandil, kandil. Bu ne? Kandil abi, yanar kandil. Ha, yakıyor musun bunu? Yok. Yok. Bu ne? Çiçek suyu. Kolonya alkol bu. Çiçek mi? Alkol, alkol. Çiçek. Ha, alkol olmuş. Abicim görüyor musun bu bile? Bu bile orjinal. Enteresan bir orijinal bir şeyi var, alkol. Hadi. Biz kaçıyoruz. Kendinize, kendine iyi bak. Görüşmek üzere. Hayırlı yolculuklar. Mangal yapıyor mu Kirpiyar amca, mangal? Ne? Mangal et yapıyor mu? Ya, mangal, mangal. Dostlar vardı burada, dur. Aynen abi. Bu beyaz kristaldır. Evet. Bu kristal gerçekten taş. Kristal. Brezilya'nın çok meşhur taşlarıdır, meşhurdur dünya çapında. Bak gerçek kristal taş. Quartz, quartz taşı dedik biz abi. Türkiye'de bunlar quartz. Evet. Bu da bizim eski değirmen taşlarına benziyor. Çemberli taş, çemberli taş. Sandalya. Sandalye. Güneş havası. Çemberli taşı da yapmışız. Güneş sizde banyosu, güneş banyosu. Güneş banyosu, oturmak için diyor güneş banyosu. Evet, gördüğünüz gibi sakin, hiç kimse yoktur, bomboş caddemiz. Evet, bir başka zaman... Gece yağmur yağacak mı? İnşallah, yok, bugün yok, bugün bitti. Açıldı ama. Açıldı, bak burada güneş havası çıktı, mavi hava işte. Arka tarafta hava hala bulutlu ve ilerledi yağmur yağıyor. Güneş var orada. Yok, güneş burada. Güneş burada. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar, videomuzu burada sonlandırıyoruz. Herkese çok teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bir başka zaman, bir başka yerde tekrar buluşmak üzere. Herkese hoşça kalın. Kirkay amcamızı seviyoruz canı gönülden. Hadi.